sepet dolusu öpücük verirsen bana ne verirsin? Bir sepet dolusu sevgi veririm. Güzel yazısından dolayı yarışmayı kazanan 25 numaralı öğrenci Cemal Selin'i tebrik edebilirsiniz. Sınıfımızın 25 numaralı öğrencisi Cemal Selin, geçen gün güzel yazı müsabakasında madalya kazandı. Özel okulun pikniğinde göle düşen çocuğa son iyi teneffüs yapılmışsa da bir netice alınamamıştır. Boğulan çocuğun bir kaza neticesi göle düştüğü tahmin edilmektedir. Cemal Selen boğulunca herkes koşmaya bağırmaya başladı. Onu diriltmeye çalıştılar, dirilmedi tabii. Sonra piknik bitti, herkes evine dönsün dediler. Eve geldiğine öyle sevindim ki canım. Bana kalırsa senin o çocuğa acıdığın falan yok. Hiç üzgün değilsin. Neden üzülecekmişim? Ben mi boğuldum? Cemal Selen boğuldu. Demek madalya sendeydi. Cevher Seren'in madalyası. Öyle şey olur mu hiç? Alev, Alev senin usta bir yalancı olduğunu biliyorum ama bu sefer bana doğruyu söyleyeceksin, söyleyeceksin de! Ama ben doğruyu söylüyorum anneciğim, söylediklerimin hepsi de doğru. Sopayla çocuğa vurduktan sonra ne yaptın biliyor musun? Madalyayı göğsünden koparıp aldın, sonra da zavallıyı suya yuvarladın. O kanlı sopayı bir güzel yıkamışsın, sonra da bulunmaması için ağaçların arasına fırlatmışsın. Çocuğun başına bu demirlerle vurdun değil mi? Çocuğun başındaki ay biçimi çürük, ellerindeki çürükler bu yüzden oldu. Evet, ona bu ayakkabılarla vurdum, başka ne yapabilirdim ki? Onu öldürdün ha? Kuşlarımı almış, onları polise vereceğini, beni anlatacağını söyledi. Onun için ben de onu yaktım. Anneciğim, kimse bana bir şey yapmasın, sen beni koru, söz ver, söz ver. Tabii yavrum, tabii koruyacağım ben seni. Anneciğim, seninle eskisi gibi oynayalım mı? Benimle oynar mısın? Sana bir sepet dolusu öpücük verirsen bana ne verirsin? Gören de saf bir kızcağız sanır. Öyle de soğukkanlı ki. Allah'ım kızımın günahını affet.